Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 2-8 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar güneş başak burcundaki yolculuğunu sürdürürken sizin için de çok önemli olacak bir yeni ay var bu hafta. 3 Eylül'de sabah erken saatlerde 11 derece başak burcunda yeni ayımız doğacak. Burcunuzdaki satürnle de açılanan bir yeni ay dolayısıyla etkisi güçlü. Özellikle e, güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir biraz daha önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde ilişkileriniz mercek altında. Bu tabii ki yeni bir ilişkiyi, bir başlangıcı, bir işbirliği, bir anlaşmayı, sözleşmeyi, evlilik konusunu ya da bir ilişki içerisindeyseniz partnerinizle ya da eşinizle e, ortağınızla bağlantılı konuları şekillendirebilir. Satürn aslında bir şeyleri sorgulamanız gerektiğini ya da hayatınızdaki eksikleri, yanlışları görüp düzeltmeniz gerektiğini ya da almanız gereken sorumlulukları almanız gerektiğini işaret ediyor. Yeni aile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bahtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi Merkür artık ileri harekete döndü biliyorsunuz. Bu hafta Aslan Burcu'nda ilerliyor. Kısa süre sonra Başak Burcu'na geçecek ve Ağustos ortalarından itibaren hani ertelenen yavaşlanan konular biraz daha hızlanacak. Hani bunlar günlük hayatınızdaki ertelediğiniz işler olabilir, mesleki çalışmalarınız olabilir. Ardından tabii ki işbirlikleriniz, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili ya da eşinizle birlikte halletmeniz gereken ya da ortağınızla birlikte konuşup çözmeniz gereken konular olabilir. Bunları önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde daha hızlı bir şekilde ele alıp toparlayabilirsiniz. Ve enerji gezegenimiz Mars bu hafta 4 Eylül'de Yengeç Burcu'na geçecek. Bu yılın en önemli transitlerinden birisi, normalde Mars bir burçta 2 ay kadar kalır. Ancak bu sefer gerçekten çok uzun süre 6 ay kalacak. 18 Nisan 2025'e kadar Mars yengeç burcunda olacak. Bunun nedeni bu yıl kış aylarında Mars gerilemesi yaşayacağız. Aralık, Ocak, Şubat ortalarına kadar Mars Aslan burcunda gerilemeye başlayacak ve tabii ki daha sonra yengeçe gelip uzun bir süre yengeçte gerileyecek, sonra tekrar ileri dönecek. E bu da Yengeç Burcu'ndaki yolculuğunu uzatacak. Mars nerede? Enerji orada. Tabii ki yengeç size dost bir burç olduğu için çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hani genel olarak daha bunu rahat geçirebileceğiniz bir süreç. Beşinci evinizde olacak Mars. Hani bu dönemde biraz hani sizin için duygusal konular, romantik konular mücadele alanınızda olabilir. Yani aşk konuları çok etkili olabilir sizin için. Çocuklarla ilgili konularda daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Ve yaratıcı çalışmalarınıza, hobilerinize enerji harcayabilirsiniz. Sanatla ilgilenebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hani biraz daha böyle günlük hayatınıza renk katacak... Ee, hobiler olabilir, değişik uğraşlar olabilir ya da aşk, romantizmle ilgili ya da çocuklarla ilgili konular olabilir. Bunlar bu dönemde önümüzdeki aylarda daha fazla sizin için belirleyici olabilir enerjinizi yönlendirmenize neden olabilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.